Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, ibadet etme şeref ve devletini bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam onun Habibi Edibi Resul-i Kibriyası, sevgili Peygamberimiz Efendimiz üzerine olsun. Rabbim bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayının feyzinden, bereketinden hakkıyla istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizin malumu Cenab-ı Hak biz kullarını bu fani dünyaya imtihan için gönderdi. Yaratılış gayemiz ibadet. Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinnileri ancak ve ancak bana ibadet etsinler, beni bilsinler, beni tanısınlar diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve biz bu ibadetleri yaparken evlatlarımıza, yavrularımıza, çocuklarımıza da ibadet alışkanlıklarını öğretmemiz gerekiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle yaptı. Ve kendileri bizzat öyle buyurdular. Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emredin. 10 yaşına geldikleri zaman daha dikkatli olmamızı, kız ve erkek çocuklarının odalarını ayırmamızı, mahremiyete daha çok dikkat etmemiz gerektiğini, ibadet hususunda yavrularımızla daha çok ilgilenmemiz gerektiğini bizzat Efendimiz bizlere emrettiler ve kendileri de bizzat örnek oldular. Kıymetli takipçilerimiz, Peygamberimiz Efendimiz hayatının her safhasında en güzel örnekliği bizlere göstermiştir. Her namaz vakti geldiğinde Hazreti Ali ile Fatıma-tü Zehra'nın kapısını çalar. Ya Ali, ya Fatıma, namazlarınızı kıldınız mı? Onların bir vakit namazlarını geçirmeyeceklerini alemlerin efendisi çok iyi biliyordu. Sadece bizlere örnek olmak için, bizler de hayatımız boyunca evlatlarımızı nasıl takip etmemiz gerektiğini bizlere göstermek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle davranmıştır. Bir de değerli takipçilerimiz, müminler olarak, Müslümanlar olarak evlatlarımıza karşı özel sorumluluklarımız var. Cenab-ı Hak ve Rabbul Felak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden kullarım, iman şerefiyle müşerref olan ehli iman, u enfüseküm ve ehliküm nara, kendi nefislerinizi ve ehlinizi koruyun. Öyle bir cehennem azabından koruyun ki, ve kuduhen nasu vel hicara, onun yakıtı insanlar ve taşlar, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendi nefislerinizi ve ehlinizi koruyun buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayet nazil olduğu zaman Peygamberimiz Efendimiz bunu ashabına anlattığı zaman Hazreti Ömer radıyallahu an ya Resulallah kendilerimizi koruruz, vikaye ederiz. Allah'ın emirlerine, yasaklarına uyarız. Peki ehlimizi nasıl koruyacağız? Bunu nasıl anlayacağız diye sorduğunda alemlerin efendisi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrettiklerini onlara emredersiniz. Yasakladıklarını onlara yasaklarsınız. İşte bu onları vikaye, onları koruma olur. Buradan şunu anlıyoruz. İslam'ın emrettiği bütün güzellikleri hem kendi nefsimize tatbik edeceğiz, emredeceğiz, hem de bunu evlatlarımıza güzelce anlatacağız. Keza İslam'ın yasakladığı her menfi, her kötü şeyi önce kendi nefislerimize, sonra evlatlarımıza yasaklayacağız. Onları o kötülüklerden vikaye edeceğiz, koruyacağız. İslam tarihine baktığımız zaman da zaten bunu görmüyor muyuz değerli takipçilerim, değerli kardeşlerimiz? Bütün peygamberler evlatlarına ibadet noktasında örnek olmamışlar mıdır? Yakup aleyhisselam vefat etmeden önce evlatlarını başına topluyor, onlara nasıl ibadet etmeleri gerektiğini, Allah'a karşı nasıl davranmaları gerektiğini onlara beyanda bulunuyor. Benden başka
efendim benden sonra nasıl ibadet edeceksiniz diye soruyor. Onlar da bir olan Allah'a ibadet edeceğiz diyorlar. Ayet-i Celile ile bu sorunun cevabına bakacak olursak, Estaizu billah. Ya beniyye, innallâhe istefâ lekümüddîn. Allah size İslam'ı verdi diyor. Ey oğullarım, ey yavrularım, Cenab-ı Hak sizin için İslam'ı seçti, sizi Müslüman yaptı. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ O halde sizler de ancak Müslüman olarak ölünüz. Allah sizleri, bizleri dünyaya Müslüman olarak gönderdi. Müslüman olarak yaşayalım, ruhumuzu Azrail Aleyhisselam'a Müslüman olarak teslim edelim. Ve devam ediyor ayeti celile. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Yakup Aleyhisselam ölmeden önce evlatlarını başına topluyor ve onlara soruyor. Cenab-ı Hak onun bu hareketinden o kadar razı ve memnun oluyor ki onu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Evlatlarım benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Onlar da cevap veriyorlar. Galu na'budu ilaheke senin ilahına Rabbine ve ilahe abaike İbrahim ve İsmail ve İshak. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın ilahı, İsmail Aleyhisselam'ın ilahı, İshak Aleyhisselam'ın ilahı olan ilahe vahide, o bir olan Allah'a, babacığım senin Rabbin olan, evet İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi olan, İsmail Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın bir olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz başkasına ibadet eder miyiz diye onu teselli ediyorlar. Ve nahnu lehu müslimun. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur. Biz Allah'a teslim oluruz, ona ibadet ederiz. Başkasına ibadet eder miyiz babacığım dercesine efendim Yakup Aleyhisselam'ı teselli ediyorlar. Sen rahat ol babacığım. Biz hak dinden ayrılmayız. Ancak Allah'a giden yolda devam ederiz diyerek Allah'ın cennetine ve cemaline giden yolda daim ve kaim olacaklarını böylece ifade ediyorlardı. Kıymetli takipçilerimiz, aynı şekilde bakıyoruz Lokman Aleyhisselam yine evladına nasihatlerde bulunuyor. Ona ibadet alışkanlığını öğretiyor. Başta Allah'a nasıl bağlanması gerektiğini. Estaizu billah. Ya büneyye la tüşrik billah. Evladım sakın ha Allah'a şirk koşma. Allah'a karşı gelme. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak şirk büyük bir zulmettir. Karanlıktır, vebaldir, günahtır. Evvela bir olan Allah'a ibadet etmesi gerektiğini, şirkten uzak durması gerektiğini beyan buyuruyor. Sonra nasıl hareket etmesi gerektiğini, onu ibadetlere, Allah'a karşı nasıl davranması gerektiğini evladına öğretiyor. Cenab-ı Hak da Lokman Aleyhisselam'ın bu tavrından, bu davranışından razı ve memnun oluyor ki bu hadiseyi, bu ayetleri Lokman Suresi'nde bize haber veriyor. Devam ediyor Lokman Aleyhisselam evladına nasihata. Ya büneyye, ey benim evladım. Bakınız ifade tarzı da çok önemli. Canım ciğerim, Arapçada ya büneyye demek, canım ciğerim, evladım, oğulcuğum demektir değerli kardeşlerim. Buradan alacağımız çok dersler var. Bizler de evlatlarımıza hitap ederken, onlara ibadet alışkanlığını öğretirken, sen yapamazsın, sen yapmazsın, sen hep böylesin gibi değil de, evladım sen istersen namazını dört dörtlük kılarsın. Sen buna müsaitsin. Ben sende bu cevheri görüyorum. Allah'ın izniyle sen Allah'a iyi bir kul olursun diyerek değerli kardeşlerim evlatlarımızı böyle ikaz etmeliyiz. İşte Lokman Aleyhisselam'ın söze başlayışı. Ya büneyye, ey benim evladım, canım ciğerim. İnneha in tekü mitkale habbetin. Yaptığın bir iş evladım min hardalin, bir hardal tanesi kadar da olsa, iyilik veya kötülük, ister iyilik yap evladım ister kötülük, böyle bir iş yaptığın zaman
Fetekün fi sahratin, istersen bu yaptığın iyiliği veya kötülüğü bir kayanın içinde yap. Efis semavati, eğer gökyüzüne çıkma imkanın varsa çık orada yap, gökyüzünde yap. Ev fil ardı, veya yeryüzünün herhangi bir yerinde bu yapacağın iyilik veya kötülük, iyi ve güzel amelleri efendim ister bir kayanın içerisinde, ister gökyüzünde, isterse yeryüzünün herhangi bir mahallinde yerine getir. Ye'ti bihallah. Allah bunu senin önüne getirir. İnnallâhe latîfun habir. Allah her şeyi latiftir, her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyden haberdardır efendim. Yapılan her şeyden haberi var onun. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi, ilmi dışında değildir. Bir amel yapacağın zaman, bir iyilik yapacağın zaman veya bir yanlış iş yapacağın zaman, istersen bunu bir kayanın içinde, gökyüzüne çıkma imkanın olsa orada veya yeryüzünün herhangi bir yerinde bu ameli yaptığında Allah onu senin önüne getirecek evladım. Ona göre hareket et. Devam ediyor. Ya Büneyye, hitap aynı. Evladım, canım, ciğerim benim, oğulcuğum. Akimis salate, namazını ikam et. Bakın Lokman Aleyhisselam da namazı önce evladına tavsiye ediyor. Bütün peygamberlerin dininde namaz vardı değerli kardeşlerim. Bu Miraç gecesi 5 vakte çıktı. Miraç'tan önce Müslümanlar 2 vakit namaz kılıyorlardı. Miraç hediyesi olarak 5 vakit namaz geldi. As-salatu miracul mümin. Namaz müminin miracıdır. Ve hem kendilerimizin, nefislerimizin hem de evlatlarımızın en çok dikkat etmesi gereken şey namazdır. Bütün Müslümanların ibadet alışkanlıklarında en önde gelen husus namazdır değerli kardeşlerim. Çünkü Cenab-ı Hak kıyamet günü kulu hesaba çekeceği ilk mevzu namazdır. Ve onun için Lokman Aleyhisselam, evladım namazını ikame et. Ve'mur bil maruf, iyiliği emret evladım. Venha anil münker, ve kötülüklerden alıkoymaya çalış evladım. Vasbir ala ma esabek, ve başına gelen bela ve musibetlere sabret evladım. İnne zalike min azmil umur. Bunları yapmak sabır isteyen işlerdir. Azim isteyen işlerdir. Yani Allah'a kul olmak, Allah'a karşı kulluk vazifelerimizi, ibadet alışkanlıklarımızı iyice yerine getirmek azim isteyen işlerdir. Dolayısıyla biz insanlar evlatlarımıza, yavrularımıza, gençlerimize ibadet alışkanlığını mutlaka örnek olarak göstermeliyiz. Kendimiz ağırdan alıp kalk evladım namazını kıl dediğimizde bu sözümüzün tesir etmeyeceğini, önce kendimiz abdestimizi alıp ben abdestimi aldım evladım, hadi sen de abdestini al, gel namazımızı beraber kılalım, gel evimizde Kur'an-ı Kerim okuyalım, şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında efendim bizim evimizde de bir hatmi şerif okunmuş olsun demeliyiz. Gel teravih namazını beraber cemaatle kılalım demeliyiz. Vakit namazlarında yine ama yumuşak bir tarzda onları kırarak, üzerek, korkutarak değil değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz hep böyle yapmıştır. Ve biz ümmetlerine, evlatlarımıza karşı yapmamız gereken vazifelerin başında güzel isim verme, sonra evlatlarımızı iyi terbiye etme. Tabii iyi terbiyenin içerisinde evlatlarımıza ibadet alışkanlıklarını kazandırma en başta gelen husustur değerli kardeşlerim. Hiçbir anne baba evladına güzel terbiyeden daha önemli bir iş yapmış olamaz. En önemli şey evladımıza ahlakı sevdirmek, terbiyeyi verebilmek, dolayısıyla ibadet alışkanlığını yerine getirebilmek. Rabbim şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında bunu en güzel şekilde yapmayı sizlere, bizlere, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip-i müyesser eylesin. Ramazan-ı Şerif ayımız hayırlara, güzelliklere,
manen derlenmemize, toparlanmamıza vesile olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum kıymetli takipçilerimiz.